Şimdi arkadaşlarım, bağımsız değişkenin bir sayıya yaklaşması ve bir fonksiyonun limiti. Buradaki amacımız şu: fonksiyonun bazı noktalarında biz tam olarak fonksiyonun kaç değer aldığını göremeyeceğiz. Bu tür durumlarda yaklaşım teorisini kullanacağız. Yani o noktada o fonksiyonun aldığı değere bir soldan bir de sağdan bakacağız. Ve sonuç itibariyle soldan ve sağdan limitleri eşitse bu noktada bu fonksiyonun limiti vardır diyeceğiz. Bakın şimdi soldan yaklaşım demek, biliyorsunuz sayı doğrusu gibi düşünün bu tabanda çizilen bu R diyen düze. Sayı doğrusunda ne yapıyorduk? Sol taraf aslında sıfır baz alırsak eksiler, sağ taraf da artılar, değil mi? Şimdi onun gibi düşünün, A fonksiyonuna, yani A'mız bizim o değerimiz olsun, problemli değerimiz. A sayısından daha küçük değerlerle yaklaşırsak biz buna soldan yaklaşım diyoruz. Ve A'nın üzerine bir eksi işareti koyuyoruz. A sayısına ben soldan yaklaşıyorum. Mesela 5 sayısına soldan yaklaşırken 4,5, 4,9 hatta 4,99 gibi. Yani 5'e mümkün olduğu en yakın değerden yaklaşıyorum ben. Ve buna, bu hani 5'ten çok çok küçük bir sayı kadar eksiğiyle yaklaşmama epsilon kadar sayı diyoruz. Yani çok çok küçük bir sayı kadar uzağından, sol tarafından ama 5'ten daha küçük bir sayıdan, örnek olarak veriyorum, yaklaştığımızda buna soldan yaklaşma deniyor. Yine aynı mantıkla, şimdi bunu da aşağı indireceğim. Şunu aşağıya indiremedim. Şunu bir kenara alayım. Şunu büyüteyim. Şimdi aynı bu mantıkla sağdan yaklaşma da ne demektir o zaman? Yine benim x'im bir a sayısıysa, bir a'ya gidiyorsam, bu kez de a'dan birazcık daha büyük bir sayıyla yaklaşıyorum. Mesela bu a sayısını 5 demiştik ya biz. X'imiz 5 demiştik, pardon. X'in sağdan yaklaşılmada da 5'in üzerine bir artı koyuyoruz. Yani 5'ten çok çok küçük bir sayı kadar sağ tarafından, 5'ten pardon, çok çok küçük bir sayı kadar fazlasıyla sağ tarafından yaklaşırsam da o yaklaştığım sayının üzerine artı koyuyorum. Yani 5,0001 gibi düşün. Buna da, yani çok yakını 5'in sağ taraftan, 5'ten çok daha büyük bir şekilde sağ taraftan yaklaşılmasına da ne diyoruz? Sağdan yaklaşım diyoruz. Mesela şimdi diyor ki, sembolik olarak yazalım: X'in 3'e soldan yaklaşılması. Şöyle ben kalemimi almaya çalışayım. Ne yapacağım o zaman? X 3'e, bak, X ne diyeceğim? 3'e ok. 3'e geliyorum ben. 3'e yaklaşıyorum. Nereden yaklaşıyormuşum? Soldan. Sol 3'ten daha küçük sayılar. O zaman üzerine ne koyuyorum? Eksi. X'in eksi 7'ye sağdan yaklaşılması. X'in, bakın, yaklaşıyorum diyorum, ona bir ok. Sayı ne? Eksi 7. Nereden yaklaşıyorum? Sağdan. Sağdan yaklaştığıma göre eksi 7'den daha büyük sayılarla yaklaşıyorum. Üzerine koydum? Artı. A'nın B'ye sağdan yaklaşılması. A sayısı nereye gidiyormuş? B'ye. Nereden yaklaşıyormuşum? Sağdan. Bir ifadenin sağından yaklaşıyorsam birazcık daha onun büyüklerinden yaklaşıyorumdur. Üstüne ne koyuyorum bu kez? Yine artı. Tamam mı? Şimdi x'in 3'e sağdan yaklaşması olduğuna göre x kare artı 7 hangi tam sayıya en yakındır diyor. Şimdi 3'ten çok 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 küçük sayılarla yaklaştığım için ve 3 noktası şu fonksiyonda hiçbir kritiklik sağlamadığından direkt x yerine 3 yazabiliyorum. O zaman ne olur? 3'ün karesi 9, şu 2'yi güzel yapamadım, artı 7 demiş. 9 artı 7'den bunun yaklaşık olarak değeri ne aslında? 16. Tamam mı? Çünkü ben x yerine bu fonksiyon için konuşuyorum, 3 yazmamda bir sakınca yok. Demek ki bazı fonksiyonlarda 3 yazmamda sakınca olacak arkadaşlar. Bakalım. Devam edelim. Şunu bir
kapatayım. Geldim buraya. Örnek. Bir noktada sağdan ve soldan yaklaşımı bir örnekle inceleyelim. Fx eşittir 3x artı 5 fonksiyonu için x değişkeninin 4 sayısına yaklaşırken aldığı değerler tabloda verilmiştir diyor. Bakın şimdi 3x artı 5 için tam üstüne 4 yazarsam şuradan yine kalemimi seçeyim. Bakın 3x artı 5 fonksiyonun bu. Hatta ben bu fonksiyonu çizmek istersem x yerine 0 yazdığımda işte 3'e gidecek. X yerine 4 yazdığımda 4 kere 3 12, 5 daha 17'ye geçecek. Şöyle bir fonksiyon şurada çizdiğimiz gibi. Tamam mı? Böyle bir fonksiyon bu. Şimdi bakıyorum 4'e soldan yaklaşsam mesela 3.8'den yaklaşsam 4 x yerine 3.8 yazarsam cevabım 16.4 oluyor. 3.9 yazarsam 16.7 oluyor. 3.99 yazarsam 16.97 oluyor. Tam 4 yazdığımda 17. 4'ten biraz daha büyük olan bir sayı. Yani 4.01 yazdığımda 17.03. 4.1 yazdığımda 17.3. 4.2 yazdığımda da 17.6. Ve o zaman ben şunu algılıyorum buradan. Demek ki 4'ün bak 4 noktasında 17 değerini alıyor ya. 4'ten çok 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 küçük bir değerle yaklaştığımda da zaten 16.97 alıyor bakın. Yine 4'ten çok çok küçük bir fazla sayıyla yaklaştığımda da 4'ten çok büyük, çok çok büyük, çok çok küçük bir büyük sayıyla yaklaştığımızda diyelim 17.3 alıyor. Dolayısıyla demek ki gerçekten 4 noktasında da 17 değerini alır. Yani sağdan ve soldan limitlerinin yaklaşık değeri gerçek değerine zaten çok yakın. Tamam mı? Şimdi dediğim gibi biz bazen o 4 noktasından yaklaşamayacağız. Zaten bu ifadeleri de bu yüzden şimdi soldan limitin sezgisel tanımı diyor. Yani ben tam o noktada bilemiyorsam ne yapacakmışım? Sezgisel olarak yani yaklaşım olarak bu aşağı yukarı böyledir diyeceğiz ya. Tam da oradan bahsediyoruz. Bakın şimdi f AB aralığında bakın f fonksiyonu gerçekten de A ile B aralığında tanımlı. Bakın fonksiyonu şu benim. Diğer aralıklarda zaten tanımlı değil. Bir fonksiyon olsun. Fx fonksiyonu x değişkeni b'ye bu aralıktan yaklaşırken l1 görüntü değerine, ordinat değerine yaklaşıyorsa f fonksiyonunun b noktasında soldan limiti l1'dir deniliyor. Şimdi bakalım neye dedik biz? AB aralığında bir fonksiyon olsun. Fx fonksiyonunun x değişkeni b'ye bakın b noktasına bu aralıktan yaklaşırken yani B noktasına yavaş yavaş baktığımda kime karşılık geliyor? L1'e. Tamam mı? O zaman diyoruz ki biz bu B noktasının soldan limitine L1 denir diyoruz. L1 denir. Yani şurada bulduğumuz değer gibi. Resul sesi kapatabilir misin? Tamam hocam. Şimdi aynı mantıkla sağdan yaklaşalım. Şunları tabii bir silelim. Kaydırdığım an hepsi gidiyor. Şimdi sağdan yaklaşmak ne demekti? Bu sayıdan birazcık daha büyük. O zaman burada ben B'ye sağdan yaklaşamam. B'den daha büyük sayılarda tanımlı değil. Ama ne yapabilirim? A'ya sağdan yaklaşabilirim. Bakın şimdi. Bir silgiyi mi seçtim yine? Heh. Neden böyle oldu? Şunu bir kapatayım. F yine AB aralığında tanımlı bir fonksiyon olsun. Fx fonksiyonu x değişkeni a sayısına bu aralıktan sayı değerleri alarak yaklaşırken yani a'dan bakın daha küçücük, büyük, küçücük bir sayı kadar büyük değerler. Şuralar yani. Buradan yaklaşırken bakın sezgisel olarak görüyorum ki bu aşağı yukarı nereye gidiyor? L2'ye gidiyor. O zaman ne yazıyorum? Limit fx a üzeri artı ne demekti o? A'ya sağdan yaklaşırsam. Yani A'dan azıcık daha büyük
sayılarla yaklaştığımda sezgisel olarak nereye gittiğini görüyorum. L2'ye gittiğini görüyorum. Tamam mı? Şimdi. Ya bunun daha çok kolay bir şekilde silmesi yok mu acaba? Hep tek tek mi sileceğim? Şimdi sağ ve sol limiti aşağı yukarı anladık herhalde. Var mı burada bir kafası karışan? Ne yapıyorum? Sağdan yaklaşırsam bir ifadeye kendinden daha büyük bir sayıyla yaklaşmış olmam demek. O yüzden üzerine artı koyuyorum. Soldan yaklaşırsam da o sayıdan biraz daha küçük bir sayıyla yaklaşmış oluyorum. Şimdi soldan ve sağdan limit tanımlarında limit bulunurken fonksiyonun bu noktada, bakın çok önemli, tanımlı olması gerekmez. Ya bizim şu ana kadar verdiğimiz örneklerde bizim fonksiyonumuz o noktada, yani sağdan ve soldan yaklaştığım o özel noktada fonksiyonun tanımlıydı. Ama böyle bir şey şart değil. Zaten tanımsız olduğu noktalar için ben bu kuralı uygulayacağım. Böyle bir şeye gerek yok. Bir fonksiyonun bir C noktasında sağdan limiti L1 iken, soldan limiti de L2 iken, L1 ve L2 eğer birbirlerine eşitse, bu L değeri arkadaşlar C noktasında bu fonksiyonun limiti vardır ve L'ye eşittir denir. Dolayısıyla şimdi sağdan limite baktım, soldan limite baktım ve bunlar birbirlerine eşit çıktılar. Diyelim ki bakın burada onu ifade ediyor. L1 eşittir, L2 ise diyor. Sağdan ve soldan limitleri birbirlerine eşitse bu L değerine direkt şunu söyleyebilirim. Limit x c'ye giderken fx fonksiyonu limiti l'dir diyebilirim. Zaten amacım da bu. Bakın örnek 4'te c noktasına bir bakın. C noktasında fonksiyon aslında tanımsız. Hiçbir yerde koyu renk yok. Görüyor musunuz? C noktasında bakın tanımsız. Fonksiyon bir şuraya gidiyor. Burada tanımsız. E bir de buraya gidiyor. Burada da tanımsız. Ama benim zaten tanımlı olma gibi bir takıntım yoktu. Şimdi bakıyorum. X eşittir C noktasında. Soldan limit. Şimdi bak onu nasıl yapıyorum? Soldan limit. C'den daha küçük değerler için. Bak yukarıya çıkıyorum incecik. Burada değil. Devam ediyorum. Fonksiyonu değeceğim. Fonksiyona değdim. C'den küçük sayı için. Beni nereye götürdü? B'ye. O zaman ne diyeceğim ben? Limit. Bak hatta şuraya yazayım. Limit. X C'ye soldan giderken. Bak. X C'nin soldan limiti x c'ye soldan giderken yani c'den daha küçük değerler için işte fx neye eşit arkadaşlarım? B'ye eşit. Tamam mı? Bu. Ama bakalım şimdi limit fx'e fx c'ye giderken sağdan yaklaşılmış. C'den daha büyük bir değere gideceğim. Gideceğim, 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 gideceğim ve fonksiyon değdiği noktaya bakıyorum. Aha, fonksiyon burada nereye karşılık geldi? A'ya. Dolayısıyla nasıl yazarım onu? Nasıl ifade ederim? Limit. X, C'ye sağdan yaklaşırken fx'imin değeri ne? A. Değil mi? Fx'imin değeri a. Peki burada a sayısı b sayısına eşit mi? Bakıyorum fonksiyonuma. Hayır değil. Gördünüz mü? A küt daha küçük bir sayı. Dolayısıyla limitleri birbirlerine eşit değil. İşte o zaman şimdi bir sonraki adımda şöyle diyeceğiz. Bunun limiti yok diyeceğiz. Çünkü sağdan ve soldan limiti birbirlerine eşit değil arkadaşlar. Bakın örnek 5'e geçelim. X eşittir C noktasında sol limit hemen bakıyorum. Şimdi x eşittir c noktasında gördüğünüz gibi aslında fonksiyon tanımlı değil. Çünkü açık bir aralık var. Sol limitine bakıyorum. Hemen küçük bir sayıyla fonksiyonuma yaklaşıyorum. Sol limitim b'ye götürdü beni. Sağdan yaklaşıyorum c'den minnacık küçük bir sayı kadar böyle büyüğüyle yaklaşıyorum. O da beni b'ye götürdü. O zaman bakın soldan limit
sağdan limit eşit soldan limite, o da eşit b'ye. O zaman ne derim? Limit xc'ye giderken fx b'dir diyebilirim. Yani sağdan ve soldan limitleri eşitse o noktadaki limiti de o eşit oldukları değere eşittir. Örnek 6. Şimdi x eşittir c noktasında. Aslında x eşittir c noktasında bakın fonksiyon tanımlı. Yani fc dediğimiz şey direkt fc dediğimizde nereye gidiyor? B'ye gidiyor bakın. Şimdi burada sol limitim c'den daha küçük bir değer beni kime götürüyor? A'ya. Sağ limitim c'den minnacık kadar büyük bir değer yine kime götürüyor? A'ya. O zaman bunun limit değeri, bak limit değeri yine A'dır. Ama bana dersen ki hocam FC ne dersen FC direkt FC'yi sorarsam limitlerini değil. Limit olunca ne yapıyordum? Sağdan soldan. FC'nin tanımlı olduğu nokta ne? B noktası. He, yani demiştik ki biz bak şimdi şurada bir şey fark edelim. Bir fonksiyonun limitinin olabilmesi için şu ok gösterdiğim soru. Fonksiyonun o noktada tanımlı olması gerekmiyor. Böyle bir şart yok. Ve sağdan ve soldan limitlerine bakıyorum. Eğer birbirlerine eşitse o eşit olan değer onların limiti oluyor. Tamam. Bu bilgiyi aldım örnek 6'ya taşıdım. Fonksiyonun o noktada tanımlı olması gerekmiyor ama burada tanımlı. Tamam. Ama ben limite bakarken ne yapıyordum? Sağdan ve soldan bakıyordum. Sağ, pardon, he, tamam. Sağdan ve soldan limitlerine baktım ama o zaman limit değerleri A. Ama fonksiyonun kendi değeri B. Yani limitler sağdan ve soldan eşitse yine var ve A noktası. Ama fonksiyon bu noktada nerede tanımlı? B'de tanımlı. Bunun tam olarak türevde ne anlama geldiğini bir sonraki adımlarda öğreneceğiz. Tamam mı? Şunları hemen sileyim. Evet. Örneklerde kafanıza takılan bir şey olursa arkadaşlar anında beni uyarabilirsiniz. Şunları da silelim. X eşittir C için fonksiyonun görüntüsünün limitle eşit olmaması. Yani 6. örneğimdeki gibi bakın. Görüntü limitle eşit değildi, değil mi? Eşit olmaması bu noktada fonksiyonun limiti olmasına engel değildir. Biz zaten ne demiştik? Limiti var demiştik. FC'ye bak FC'ye şu soruda sağdan yaklaştım A'ya götürdü beni. Soldan yaklaştım A'ya götürdü. O zaman ne demiştik biz de? Limit C A'ya eşittir demiştik. Limit değerini ve aynı noktadaki görüntü değeri arasındaki ilişki fonksiyonunun sürekliliği başlığında incelenecek. Yani limit, ben şu an limit konuşuyorum. Bunun limiti var mı? Var ve de A. Ama sürekli değil diyeceğiz ileride. Tamam mı? Tanımlı değilse, tanımlı olduğu nokta farklıysa, değerleri farklıysa o zaman sürekli değildir diyeceğiz. Zaten gördüğünüzde de şöyle şekli sürekli olmadığını görüyorsunuz çünkü bir kopma var. Bir fonksiyonu çizerken elinizi kaldırıyorsanız kaldırmak zorunda kalıyorsunuz ki burada bakın C noktasında örnek 6'da tanımsız. O zaman zaten sürekli değildir. Onu orada konuşacağız. Şu an sadece limite odaklanalım. Bakın şimdi örnek 7'yi bizden istemiş. Hemen kalemimizi seçiyorum. Tamam mı? Birlikte yapalım şimdi. Diyor ki yandaki grafiği verilen fonksiyon için istenen limitleri bulunuz. Bak 2'ye eksi 2'ye pardon göremedim. Eksi 2'ye soldan yaklaşın. Yani eksi 2'den daha küçük değerlerle. Şimdi eksi 2 burada. Eksi 2'den daha küçükse soldan yaklaşıyorsan bak eksi 2'nin soluna geçtim. Kalemimi buraya koydum. Tamam mı? Şimdi yukarıya doğru gidiyorum. Ve ben fonksiyona nerede değeceğim? Burada fonksiyonuma değebildim mi? Değmedim bakın. Devam ediyorum. Heh, şimdi değdim fonksiyona. Ve bu noktanın karşılığı kim? 3. Tamam mı? Bak devam ediyorum.
Limit eksi 2'ye sağdan yaklaşın. Şimdi eksi 2'den azıcık büyük değere noktamı koydum. Bak şimdi yukarıya doğru y eksenine paralelimi çizdim ve fonksiyonuma değdim. Kime karşılık geldi yaklaşık olarak? 2'ye. Şimdi buradan katılımcılarımızdan Ahmet, bu sorum sana. Burada mısın? Mikrofonu bir Efendim açabilir hocam. miyim? Heh. Buradayım. Ahmet bak şimdi. 3 sayısına soldan yaklaş diyor. 3 sayısı burada. Soluna bir nokta koydum. Kime gidiyor bu 3'e soldan yaklaşırken? Dör. Aynen. Değil mi? 4'e Aynen. gidiyor. Dörde gidiyor hocam. Teşekkür ederim. Devam edelim Ahmet senle. Şimdi Rica ederim hocam. 3'e Ederim sağdan hocam. yaklaşırsam diyor. 3'ün şurasına noktayı koydum. 3 sağdan yaklaşınca nereye gidiyor? Yine dörde gidiyor hocam. Ama dikkat et bak. 3'e şuraya noktayı koydum. Ben bu fonksiyona bak Boşta böyle gidiyor hocam. çizersem bak burada yok değeri bunun. Bunun değeri nerede? Boşta Aşağı in. gidiyor. Değil mi bak aşağıda bak. Fonksiyona değmek için aşağı inmen Evet. lazım. O zaman kime gidiyor? Eksi 1'e -1. gidiyor. Şimdi o zaman şöyle Hocam bakalım. peki bir şey soracağım mı? Heh. Hani soldan yaklaşıyoruz, sağdan yaklaşıyoruz ya. Mesela şimdi 3'ün solundan yaklaşırsam biraz daha sola gitsem daha yakından mesela 3'e değecek. Onu ne yapacağım, nasıl Bir anlayacağım ben? daha söyle Musa. 3'e. Mesela 3'e soldan yaklaşıyorum değil mi? Tamam bu taraftayım. Biraz daha soldan yaklaşsam. Ama ne demiştik? Yaklaşsam 3'e 3'e gidecek soldan yani. Y'ye 3'e yaklaşmak. gidecek. Tamam. 3'e soldan yaklaşmak ne demekti? 3'e en yakın şekilde epsilon kadar küçüğüyle yaklaşıyorum ya. Çok çok Ha. dibinden hani Anladım. tutup da ta buralardan yaklaşmayacağız. Şimdi buradan bir şey çıkartalım Tamam. arkadaşlar. Bakın şimdi. Bunu da kime soralım? Arda, sesini açabilir misin? Efendim hocam. Arda, bu adamın, bu Evet. fonksiyonun iki noktasında limiti var mı? Ya da limit olması için ne Var hocam. gerekiyordu? Ne gerekiyordu? Limitli diyebilmem için ne gerekiyordu Arda? Karşılığı mı Sağdan gerekiyordu hocam? ve sağdan ve soldan limitlerinin birbirlerine eşit olması gerekiyordu. Şimdi ben sağdan Ha limit evet bulmayı hocam. öğrendim, soldan limit Ha, bulmayı öğrendim. Bu sayılar o eşit zaman mi? eksi 2'nin yok hocam. Değil Şeyin mi? Eksi soldan yok. 2'nin limiti yok. Evet. Peki 3'ün var mı Arda? Üçün de yok hocam. 3'ün de yok. Çünkü sağdan ve soldan limitleri eşit değil. Şimdi oldu mu Aynen. arkadaşlar? Şimdi mantığı yavaş yavaş Evet. anlamaya başladık mı? Tamam. Teşekkür ederim Tamam. Arda. Aynen hocam. Heh, şimdi Güzel. bak bir tane daha soru yapalım. Şimdi örnek 8 dur. Ben hemen şunları bir temizleyeyim yine. Yukarı kaydırınca üstüne gelmesin. Bak şimdi yine dikkatli olun tamam mı? Bak aşağıya indirdim. Yandaki grafiği verilen fonksiyonun için istenen limitleri bulunuz demiş. Bulalım biz. Erkan. Burada mısın? Efendim hocam. Heh. Erkan şimdi diyor ki eksi 2'ye soldan yaklaşın diyor. Bak şimdi ben kalemimi seçtim. Eksi 2 soldan demek eksi 2'den çok küçük bir sayı demek olduğu için şurama noktayı bir koydum. Tamam mı? Şimdi eksi 2'ye soldan yaklaşırsam bu ifade kaça gidiyor Erkan? Kaça gidiyor hocam? Bir bak bakalım. Bak şimdi fonksiyona doğru şöyle yukarıya doğru çizeyim. Kime gidiyor sence bu? Yaklaşık olarak. 3'e mi gidiyor hocam? 3'e. Evet Erkan. Devam edelim, sende kalalım. 3'e gidiyor. 2'ye yine eksi 2'ye özür dilerim. Sağdan yaklaş diyor. Bak üzerine artı koymuş. Eksi 2'den minnacık büyük bir sayı diyor. Buraya gidiyorum. Şuraya yine fonksiyonuma tık değdim. Kime gidiyor yaklaşık olarak? Bir dakika hocam, şu ekranı ben büyütüp de şey yapmam. Kime gidiyor? Y'ye mi gidiyor hocam? Bak, şöyle yapacağız Erkan bak. Eksi 2'den birazcık büyük bir sayı ya.
Evet. Karşısına koydum. Kime gitti bak? Ay. Üçe mi Üçe gitti Cemile? gitti. Evet, o da üçe gitmedi mi? Bak bir daha Ha. yapalım. Tamam, Bak pardon hocam, anladım. eksikten, değil mi? Azıcık büyük ve ama Evet. fonksiyonu buldum. Fonksiyonuma değdim. Sonra hemen y eksenine Evet. doğru uzattım onu. Kime gitti? Bu 3'e gitti. Tamam Üçe mı? gitti. Heh. Tamam Şimdi hocam. bakalım Erkan. Bakalım. Peki eksi 2 noktasında bu fonksiyonun limiti var mı? Şimdi bir fonksiyonun o noktada limiti var mı diye sağdan limitine bakıyordum. Baktım 3. Evet. Soldan limitine bakıyordum. O da 3. Limitinin olabilmesi için tekrar söylüyorum. Sağdan ve soldan limitleri birbirine eşit olması gerekiyordu. Eşit mi? Eşit. Eşit. O halde limit Var. var. Anlaştık değil mi? Anlaştık hocam. Anlaştık. Tamam, sağ ol Erkan. Şimdi Duhan, burada mısın? Buradayım hocam. Tamam Duhancığım. Şimdi diyor ki limit x eksi 2'ye giderken bu limit kaçtır diyor. Kaçtı biz az önce bulmuştuk. 3 ya, eşit 3. oldukları için 3 değil mi hocam? Evet, ikisi de birbirine eşit olduğu için 3, bu kadar basit. Peki bak sana şimdi şöyle bir şey soruyor. Peki diyor bak hiç limiti karıştırma diyor. F fonksiyonu eksi 2'de kendi başına aslında limit hiç olmasaydı, limiti hiç konuşmasaydık kaça gidiyor diyor. F fonksiyonu 8'e bak. gitmez mi hocam? Tanımlı çünkü. Aferin. Aynen. İşte arkadaşlar tam da istediğim şey bu. Bak şimdi burada bu adam şunu bir kapatayım tekrar. Şunu şuradan bir kapatalım. Bu adam tanımlı diyor. Bakın arkadaşınız diyor ki hocam biz bunun sağdan ve soldan limitine baktık ama eksi 2 noktasında bakın fonksiyon aslında burada tanımlı ve kime gidiyor? 8'e gidiyor diyor. Limit için bunun hiçbir sakıncası yok demiştik. Doğru mu? Limitte dedik fonksiyonun sağdan ve soldan limitine bakarım. Bak tekrar özet geçiyorum. Bir fonksiyonun o noktada limitini benden istediğinde sağdan limitine bakarım, soldan limitine bakarım. Sağdan ve soldan limiti eşit ise limiti vardır ve o sayı eşittir. Orada tanımlı olması, tanımsız olması beni bağlamıyor. Eğer tanımlıysa değer başka bir şey çıkabilir. Aynısı da çıkabilir. Bu sadece sürekliliği ilgilendiren bir durum. Şimdi size ekstra bilgi veriyorum. Bunun üstüne tekrar konuşacağız. Tamam mı? Süreklilikte aslında şunu söyleyeceğiz. Sağdan soldan limitleri ve fonksiyonun o noktadaki değeri birbirlerine eşitse süreklidir diyeceğiz. E burada sağdan ve soldan limitleri 3'tü. 8. soru için konuşuyorum. Eksi 2'deki değeri de 8'di. Sağdan soldan limit birbirine eşit ama fonksiyon o noktadaki değeri eşit olmadığı için bu fonksiyon sürekli değil. Örnek 6'daki fonksiyon sürekli değil. Bak görünüyor zaten. Ama mesela şurada bak şimdi. Burada mesela şu soru için şurada x eşittir 4 noktasında sağdan limite soldan limite baktıydım 17 idi. X eşittir 4 de 17 zaten. Burada limitler eşit. Fonksiyonun o noktada aldığı değer birbirine eşit. Biz işte buna ne diyeceğiz? Sürekli diyeceğiz. Ha benim için şu an önemli değil. Ben şu an limit kavramını öğreniyorum. Tamam mı? Oraya çok takılmayın. Şimdi burada bir durmak istiyorum arkadaşlar. Nerede kaldık biz? En son şu. 7 sayfanın 2 sayfasını yapmışız.